hem de çok sevmişti. Denizin lacivert gülümseyişi, ormanın şarkı söyleyişi kadar çok. Elinden gelse sonsuza kadar burada yaşardı. Gitme zamanı gelmişti çoktan. Çaresiz, küçük limandaki kuğular gibi boyun büktü. Son kez gün batımını izlemek için denize baktı. Çocuk yüreğine kocaman gülümsedi. Denizden gelen insanların şehri Amasra olmuştu. Birden uçan kuşlar durdu. Kuşların arasında kalan gökyüzü, göğün yüzünü okşayan yamalı bulut, bulutun ucunun değdiği tepe, tepeyi bekleyen, beklerken kendi gölgelerine sığınıp serinlemeye çalışan 3-5 bodur ağaç. Ağaçların en kısa olanından haylaz bir çocuk çıldı. Burası Prenses Amastris'in şehri Amasra. İçinde gerçek insanların yaşadığı bir masal şehri. Dünya üzerinde ama gerçek dünyadan çok uzak. Yaşayanlar yaşadıkları mekanla bütünleşmiş, yüzleri sahip oldukları iki limanın dinginliğini taşıyor. Ama ya iç dünyaları? Biraz ötelerinde çılgınca çırpınan Karadeniz. Onlar ne liman ne Karadeniz. Onlar kendi masalımsı dünyalarında yaşayan birer kahraman. Günü karşılayanlar balıkçılardır. Denizin o gün neler sunacağını düşünerek açılırlar büyük limandan. Bilirler ki elleri boş dönmezler hiçbir zaman. Bir telaştır gider. Oltalar hazırlanır, ağ atılır. Deniz gün doğumuyla iki sevgili olup mahallelere her günkü alışkanlığıyla yayılırken derinden bir ezgi eşlik ediyor bu sabah telaşına. Nereden geldiği belli olmayan, belki de düşlerden kalma tuhaf bir ezgi. Prenses Amastris şafak sökerken Amasra halkını tatlı ezgilerle selamlarmış. Masalların geçtiği akşamın rengine ve havasına inat, sabah mahmuruyla dik yokuştan Boztepe'ye tırmanıyoruz. Tepeden Amasra'ya baktıkça, görüntülere eşlik eden o düşsel ezgi bir ağda dönüşüyor sanki. Garip şekiller, çizgiler, yarıklar, oyuklar, irili ufaklı mağaralar, sessiz koylar. Sanki çok eski zamanlardaki devler arasında çok büyük bir kapışma olmuş da etraf darmadağın olmuş. Zeus, Tifon'un üzerine Etna'yı değil de büyük adayı ve Boztepe'yi fırlatmış. Amasra Kalesi'nin duvarlarını taşıyamayacakları kadar çok anıyı kucaklayarak yaslanmış yorgun evlere dönüyor yüzümüz. Kale içindeki dar sokaklardan geçip kıvrımlı merdivenlerden inerken kendi kurduğu düşün yalan olmasına göz yumup kendini kandıran deniz yolumuzu kesiyor. Amasra'da bütün sokakların denize çıktığını, her evin deniz gördüğünü öğreniyoruz sonra. Zülfiye Hanım bizi görür görmez anlatıyor. Sadece birkaç fotoğraf var çocukluğunda. Ama bütün çiçekleri hatırlıyorum tek tek. Balkonun bir yanı hamileli, ötede yedi verantlar ve gül, sıra sıra beyaz zambaklar, mor şebboylar vardı diyerek tam 50 yıldır
eski çaydanlıklarına, ayakkabılarına, kavanozlarına, tabaklarına, çanaklarına, aslında boş bulduğu her şeye ektiği çiçeklerini gösteriyor bize. Amasra'da gün ortası sımsıcak. Hiç kimsenin sokağa çıkmayacağı saatler olmasına rağmen masmavi koyun serin sularında yüzen, kalabalığın arasında çıkmaz sokakta gördüğümüz Hasan amca, Ayşe teyze, Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den misafirler getirmiş bilacak. Tabiat ana Amasra Yarımadası'nın oluşumu için kaç bin yılı gözden çıkardı bilmiyoruz. Ama bilinen bir gerçek varsa o da bu efsanevi şehrin tarihi dokusunun başka hiçbir yerde bulunamayacağı. Amasra Kalesi'ni dolaşırken yüzyıllardır ayakta kalmanın gururuyla Roma döneminde yapıldığını, Bizanslılar, Cenevizliler, Osmanlılar zamanında büyük onarımlar gördüğünü kulağımızda fısıldarken gülümsüyoruz. Kale içinde başlayarak liman yönüne doğru ilerleyen yer altında oyulmuş galeriyi görünce ürperiyoruz.